Hükümdarlar için makam koltuğu. Tok. Taht. Oldu bitti. İkincisi biraz daha zor. Siz karar verin. Buyurun İslim Hanım. Benim değil. Sevinçli istek, neşeli heves. Ukte. Değil. Yok değildi. Heves. Heves, arzu. Ne ile çalışıyorum? Hevesle çalışıyorum. Şevk. Çok güzel. Gayet güzel. Belki bir nefes aldırır, harf aldırmaz. Beş harfli cevapların ilkidir. İkincisi daha kolay, merak etmeyin. Mecazi anlamda içinden zor çıkılır durum. Çıkmaz. Değil. Çıkmaz gibi bir şey. Ama çıkmaz. Çıkmaz altı harfli. Çok uzağa gitmeyin Şukur. Çıkmazdan. Çıkmazdan çok uzağa gitmeyin. Öyle bir kelime lazım bize. Çıkmaz gibi. Açmaz. Nedir? Açmaz. Kendinize güvenerek. Açmaz. Ama. İşte budur. Hadi bakalım. Bak Kübra Hanım gibi yapmayın. Hatırlıyorsunuz değil mi? O cevabı veriyordu. Evet. Sonra inanamıyordu kendisine. Nasıl olabilir filan diye. İnanın kendinize. Buyurun yeni soruyu efendim. Demiş ki bir cismin düz ve yaygın bölümü satıh. Ön yüz. Ön yüz değil o. Hı-hı. Ama o şey güzeldi. Ön. Yok ön değil öbürü. Yüz. Yüz. Beş harfli bir şey. İç yüz. İç yüz değil. Düz siz niye hep bir birleşik kelime düşünüyorsunuz yahu? Ay şu an şey. Satıh. Zemin. Zemin değil. Takıldım ben. Düz ve yaygın bölümü. Düz ve yaygın. E yüz dediniz zaten ya. Kökünü buldunuz yani. Yüzey. Yüzey. Bakıldığım yere bakın. Bu bir basiret bağlanmasıdır. Evet. Sıkça yaşadığımız bir şey. Ciddiye almayın efendim. Uçtu gitti. Şimdi biraz böyle ne diyeyim sokak jargonuna yakışan İtalyanca kökenli bir sözcük. Bir bakın. Gösteriş, etkileyicilik, çalım. Bu Piyaka. Anlamlarda nedir? Piyaka. Beklemeden bravo. İşte alışkın olduğumuz kız. Buyurun yenisi geliyor. Balıklarda ve bazı su hayvanlarında bulunan hareketi ve dengeyi Yüzgeç. Sağlayan... Çok güzel. Harika. Yedi harflidir, tek kelimedir. Hiç bozmuyorum. Çünkü bu ritmi biliyorum efendim. Siz hedefe yöneldiniz artık. Diyor ki yazılı eserleri basıp dağıtan kişi veya kuruluş. Basım evi değil. Mm-mm. O sadece basar malum. Evet. Editör Mm-mm. değil. Mm-mm. Kişi ya da kuruluş. Kişi veya kuruluş. Yayın evi de değil. Yayın evi. Yayıncı. Olur mu? Evet. Olur. Hadi bakalım. Arapça kökenlidir. Eski mi eski? Hafif naftalin kokuyor ama kullanılır hala. Karşımıza çıkar sık sık. Görelim. Aşama, derece. Kademe. Dikkat. Hı. O kademe daha çok hani tamam aşama da. Rütbe. Rütbe. İşlerin bu. Radde. Radde o değil mi? Hı. Radde değil. Seviye. Seviye değil. De değil. Ne? Seviye gibi ama. Aşama, derece. Alt seviye, üst seviye, alt nokta nokta, üst nokta nokta kullanılır. Makam değil. Makam da değil. Bir harf alsın. Ama olur. Ulaşılan bir yer makam ulaşılan gibi. Bir harf alalım. Hı. İstersek üç tane daha alırız. Olur. Ulaşılan bir makam gibi hakikaten. Mertebe. Oldu mu bu iş? Bravo İslim Hanım.